Doktor Ender Saraç boşanma davası sürecinde sansasyonel suçlamalarla gündeme gelmiş ve hayli zorlu günler yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde beraat eden Ender Saraç suskunluğunu Kanal D habere bozdu. Yasal hakkımı kullanarak unutulmak istiyorum dedi. Peki o unutulma hakkı ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar. Ben tutuklanmadan yargılandım. Kesin ve net delil yetersizliğinden dolayı değil, en kıymetli olan suçun işlenmediğinin sabit olmasından dolayı beraat ettim. Sessizliğini beraat kararı sonrası bozdu. Yasal hakkımı kullanıp unutulmak istiyorum dedi. Çocuğumu korumak için ve bunun unutulmasını çok istiyorum. Bu davayla ilgili yazılan her şeyi sildirme hakkımız var. Toplumdan da rica ediyorum çocukları korusunlar. Ünlü doktor Ender Saraç önce boşanma davasıyla gündeme gelmiş, sonra da istismarla suçlanmıştı. Ama o asılsız iddia mahkemeden döndü, beraat kararı verildi. Ender Saraç'ı bu süreçte en çok rahatsız eden olaylardan birisi de sosyal medya hesaplarından uzun süre sistematik şekilde yapılan saldırılar oldu. O hesapların çoğunun yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edildi ve anında yasal işlemler başlatıldı. Bu sosyal linç kampanyası o kişiyi intihara sürükleyebilir. Şimdi bana o haksız, yanlış, hatalı yorumları yapanlar sosyal medyada acaba şimdi özür dileyecekler mi? Saraç hakkında yapılan haberlerin ve paylaşımların kaldırılmasını istiyor. Bu konuyla ilgili unutulmak istiyorum. Onun bu özel hayatına saygı duyalım. Peki unutulma hakkı nedir? Hukuk nezdinde aklandıktan sonra algı nezdinde suçlu kalmama durumudur. Bu da şahıs için bir haktır. Bundan mütevellit bu algısını toplum nezdinde olumsuz etkileyecek haberlerin de silinmesi ve kaldırılması gerekmektedir belirli bir süre geçtikten sonra. Eğer buna rağmen kaldırılmazsa ceza kapıda. O zaman erişimin engellenmesine karar verebiliyor sulh ceza hakimliklerimiz. Bunu yaptığı tespit edilen hesaplara yönelik de cezalandırılması niyetiyle ihbarda bulunacağız.